güneşten yansıyan mutluluk peşinden esrarengiz günleri getirecekti. Yerler ve gökler aynı anda hareket ettiğinde yüzen bir ağaç göreceksin. Yüzen bir ağaç. Yüzen ağaç! Gözlerime inanamıyorum. Bir yerden fışkıran ay çiçekler yüzünü sana dönecek. Ay çiçeği! Bil ki büyük bir maceranın vakti gelmiş. Perilerin fısıltısını bekle. Bu kitapta yazan her şey gerçekleşiyor. Pelin! Pelin! Dur, beni dinle. Pelin! Caner! Kitabımı oku, kitabımı. Ne kadar yolumuz var? Ben dayımı çok özledim. Az kaldı canım. Yarım saate oteldeyiz. Boyo, ne yaptığını sanıyorsun? Kitabımı almaya çalışıyorum frik kucuğum. Kral, kitap mı? Burada eğlence varken sen kitap mı okuyorsun? Başına güneş mi geçti kardeşim? Boyo'nun her zamanki hali. Evet. Boyo. Kimse beni dinlemiyor ama bu kitapta ne okuduysam gerçekleşiyor. Oo, tabii tabii. Ama siz beni dinlemeyin. Eğlenmenize bakın. Boyo kim ki? Küçük minik bir köstebek. Ve Bruzy! Festivali. Perili Orman mı? Vay canına. Pelin! Pelin baksana. Periler varmış burada. Ormana gidip bakalım mı? Periler gerçek değildir Boyucuğum. Ama var işte. Var var. Kitabımda yazıyor. Yazıyor işte. Yazıyor. Aa, bu kitabı fazla ciddiye almaya başladım Boyucuğum. Bu sadece bir kitap. Caner! Vallahi benim bu sıcakta tek düşünebildiğim buz gibi bir limonata Boyucuğum. Neden kimse beni dinlemiyor? Çocuklar! Görüyor musunuz çubuğumu? Evet! Bir şey var mı bu çubukta? Hayır! O zaman bir de şöyle bakalım. Sevimsiz. Bu beceriksiz pengueni de pek sevdiler. Gergedan kılık. Şeynaz Hanım, Fırfır Bey sizi resepsiyonda bekliyor. Geliyorum. Acilen sizi çağırıyorum. Sihirbaz Penguen Muhsin'in gösterileri saat 4'te devam edecek. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şeynaz'ım, nerelerdesin? Hep seni arıyorum.
Aa, sizin için koşturuyorum sayın patroncum. Sebebi ise para desteleriniz kat 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 yükselsin diye. Çok güzel, çok güzel. Misafirlerimiz gelmek üzere. Aa, Şehnazım, Nadir Bey'in beni sevmesi şart. Yani Nadir Bey'in beni sevmesi çok mühim. Doğru. Sosyeteye girmek istiyorsam, elitler kulübünün yıldızı olmak istiyorsam Nadir Bey'in beni sevmesi şart. Canım Furfurinyom, seni sevmemek mümkün. Şımart beni, şımart. Furfurella, Furfurinyom. İnşallah bu 1 milyoncu müşteri numarası da. Tebrikler, tebrikler. 1 milyoncu müşterimiz oldunuz. Hoş geldiniz. O değil. Siz 1 milyonuncusunuz. Değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Aman! Patlatmasana ama para verdim ben. Ne şanslısınız. Gerçekten sizin kadar şanslısını görmedim. Tamam. Ay, hakikaten çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Harika bir otelmiş. Hiç bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Dayıcığım. Dayı. Ay. Bir de penguenin bir şişi bu ya. Dur, durma. Bu Caner, bu da Mesih. Otelimizin sahibi Fahri Beyefendi. Hoş geldiniz. Ben Ceyda, kızım Pelin, arkadaşı Caner. Ve 1 milyonuncu müşterimiz olduğunuz için size kral dairesini veriyoruz efendim. Oo. Yok artık, gerçekten mi? Kral ay dairesi. Çok teşekkürler. Kral dairesi. Kral dairesi be. Kral dairesi. Kral dairesi size biraz geniş gelmesin. Yani... Yo, biz gayet rahat yerleşiriz oraya değil mi? Fahri Bey, kendisi ablam olur. Ta İstanbullardan ta buralara beni görmeye geldi sağ olsun. Öyle mi sevimli penguen? Demek ablan ha? Evet. Şansa baksa ta İstanbul'dan kalk gel pengueni görmeye kral dairesini al. O da Şehnaz Hanım. Kendisi otelimizin... Sana soracağım. Terbiyesiz. Çık aşağı. Çık aşağı. Kral dairesini yalnızca kraliçeler hak eder. Hadi canım hadi eğleniniz kral dairenizde. Neyse biz gezelim, oteli gezelim. Ben size gezdireyim ablacığım, gelin. Öyledir o. Peril Orman Festivali'ne de bekleriz efendim. Festivali'ne. Evet efendim, festivali'ne de gelsin. Çok güzel olur. Akıl yoksunuz seni! Şapşal! O kral dairesini Nadir Bey'e verecektik. Ama anons geldi efendim, giriyorlar dediler. Kovuldun! Kovuldun! Tamam. İşte emez böyle ucuz insanlar için. Gel buraya! Buraya gel! Seni... Ama! Seni budala! Sen beni patronumu nasıl kızdırırsın ha? Sen kimsin be? Seni yok edeceğim oğlum. Seni mahvet... Gel buraya! Gelmem, gelmeyeceğim. Seni kovdum, git. Git! Aklıma... Bakar mısın canım? Tatlım, gel. Efendim? Vazgeçtim. Seni kovmuyorum. Sor bakalım neden? 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 Senden ucuzu yok bu otelde. Biliyorsun değil mi? Hepsi senden daha çok kazanıyor. Gel. Şehnazım. Para akışım yavaşlayınca kan akışım yavaşlıyor. Ay kıyamam. Beni bir tek sen anlıyorsun. Diğerleri tedaviden kaldırılmış para. Koy çerçeveye, as duvarına. Yani. Günaydın. Günaydın. Nadir, Badem. Nadir, Badem. Pardon efendim, sizinle bir alakası yok. Ay, bu ne şıklık, bu ne güzellik. Pelin şuraya bak. Of, şunlara bak, neler hazırlanmış bizim için. Şu manzaraya bakın, muhteşem. Muhteşem mi? Bu inanılmaz. Ben bu odanın adını değiştiriyorum. Kral dairesi değil, kraliçe dairesi olsun. Olsun. Ceyda Hanım, otelimize hoş geldiniz. Işıklar, müzik ve televizyon için el çırpmanız yeterli olacak. Benimle konuşuyor. Hadi bakalım Pelin, bunu kutlayalım. Gel bakalım. Tatilimiz çok güzel geçsin. Kitabı
çiçekleri yazdığını size ispat edeceğim. Aa. Aa. Bu ne? Bunlar da ne? Az kalsın yakalanıyordum. Ödüm frik kuladı. Çocuklar, şimdi dünyanın en büyük sihirbazlık numarasını izleyeceksiniz. Bir şey anlamıyorum. Hazır mısınız? Boya nerede? Otele geldiğimizden beri ortalarda görünmüyor. İlk defa yine kitabını okuyordu. Evet, kitaba kendini çok kaptırdı. Şimdi de hepinizin merakla beklediği gösteriye geldi sıra. Şapka. Bakalım bu şapkanın içinde ne var? Böyle, burada. Şuna bak, şuna bak. Meşhur bu adam. Sonunda meşhur oldum. Bir gün olacağımı biliyordum. Konuşuyor, konuşuyor. Harika bir gösteriydi. Konuşmak mı? Ben şarkı bile söylüyorum. Tamam, tamam. Peki, söyleyeyim, tamam. Son, iki, üç, dört. Rüyalar gerçek oldu. Sahne boyonun oldu. Dünya etrafında dönüyor. Boyo diye çınlıyor. Şöhret ışığı var bende. Ben hakikaten bir dev oldum işte sahnede. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Söylediniz. Tamam. Tamam. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Çok güzel. Artık inmen gerek, tamam mı? Ama bırakın da şöhretimin tadını çıkarayım. Evet, ona bir alkış alalım. Buralarda bir yerde olacaktı Kerime hanımefendiciğim. Ay ilahi Nadir Beyciğim, 30 yıllık çınarı nereden bulacaksınız? Aa, o bizim sevgimizin nişanesiydi. Buraya balayına geldiğimizde atlarımızı o ağacın gövdesine kazımıştım ben. Ömürsünüz Nadir Beyciğim. Otelimize tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Ben otelin en genel müdürü Şehnaz Şakır. Buzlu çay? İçmez. Şekeri var, içmez. Vah, vah, vah. Buralarda muhteşem bir çınar ağacı olacaktı. Hatırladınız mı? Aha, buldum. Hatırlar mısınız? Geçen yaz çok sıcak oldu. Hava çok hararetliydi. Onlar kurudular. Ay.
lazımsa hemen kondurayım size. Ay 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 ay. İstemez. Çınar, bunları istemiyoruz efendim. Kuyruk sokumum incindi galiba efendim. Benim de ruhum incindi galiba efendim. Ay. Hadi yürüyün Nadir Bey, gidiyoruz. Hoşça kal. Boynunuz kopacak Nadir Bey. Bu da ne? Şehnaz? Şehnaz'ım, yanı başıma mı geldin? Yok, gelmedim, yoldayım da. Üstüm başım berbat oldu zaten, bak. Şeftalili buzlu çay, hiç sevmem. Orman ne güzel, ne güzel. Atlı çalışmamız mutlu sona erdi mi? Halloldu mu Şehnaz'ım? Yarından sonra ormanın bir kısmını daha çoraklatırsak... ...mis gibi banka hesabınız şenlenecek. Maalesef benim banka hesabım yok. Direkt bankam var. Unuttun mu? Reklamında oynamıştım. Paranız sizde duracağına... ...verin bende dursun. Unutmak ne mümkün. Harikulade bir reklamdı. Evet. Patroncum, ormanın %20'sini daha çoraklatırsak... ...istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Ama bu beni delirtiyor bu ağamak. Ya isyanlara doyamadı. Ya bir sus, bir dur, bir rahat dur. Fıkırdığın kaçıncı kafes? Hepsine para veriyorum canım. Ya sen ne hadsiz, terbiyesiz, hiç. Ahlaksız bir yaratıksın be! Koskoca dünya zengini patronumu nasıl üzersin? Hadsiz! Müsaadenizle üstümü değiştireyim. İyi günler. Bir dakika, neredesin sen? Hı? Oyuncak mı evladım bu? Oyuncak mı? Sevmiyorum çocuk. Zorlama, sevmiyorum. İnanana geliyorsunuz bu otele. Ama ben yasaklayacağım. Gör bak, en kısa sürede kanunnameye eklettireceğim. İyi günler. Ay ne acayip kadın. Bu Fırfır Bey'in yardımcısı değil mi? Evet o. Ha? Yavrum, tosunum. Yav. Kırma şunları. Kaç kere diyeceğim sana. Para bunların hepsi. Para. Ben para veriyorum bunlara. Ya ya bir dinle. Bak gene kırma diyorum sana. Hayırdır çocuk? Birine mi baktın? Şey, ben odaları karıştırdım galiba, affedersin. Karıştırma. Karıştırma. Hadi odana. Yürü bakayım. Odada kesin bir şeyler saklıyor. Şu yemeklere bakın. Garip ağrıyor adayım. Bu bir rüya değil. Ve çok lezzetli. Boyum. Bugün harika iş çıkardın dostum. Evet dostum, sayende çok alkış aldın. Bu vazı nefis bir yer, nefis. Onda
Kadından mı hoşlanıyorsun? Kimden? İşte Şehnaz Hanım'dan. Ben mi? Şehnaz Hanım'dan. Yok. Yok, o benim iş arkadaşım Caner. Öyle şeyler olmaz. Tabii. Tabii keşke bazen diyorum. Ben gidiyorum. Ben gideyim, siz burada durun. Çekil git be şuradan. Çık, çık. Çekil git diyorum sana ahmak. Sevimsiz. Muhsin abi galiba aşık olmuş. Ya, aşk nedir? Aşk... izlediğim bir filmde aşık olan adam... midesinde kelebekler uçtuğunu söylüyordu. Kelebekler mi? Midesine nasıl girmişler? Uyurken mi gülüyorlar acaba? Köstebar abi, geceleri uyurken horlamayı bırakmalısın bence. Bak, ağzın hep açık kalıyor. Ben horlamıyorum ki. Tabii tabii, hiç horlamıyorsun. Avlamıyorum. Hanımefendiciğim, inanın yeniden dünyaya gelsem eş olarak yine sizi seçerdim. Ah, ben de eşsiz eşim, ben de sizi seçerdim. Efendiciğim, en sevdiğiniz yemek salyangoz. Afiyet olsun. Aman Nadir Beyciğim, afiyet olsun. Ay. Aa. Hoş geldiniz efendim. Sizin için Adana'dan özel getirdiğimiz. Hayır, kaldır. Bu sabah Adana'dan getirdim kebabı ben size. Tam ağzın sana. Götürme, götürme. Ver oğlum, ver. Salyangozumu götürdüler. Ay. Adana'dan bu sabah geldi. Aman, bu sabah sizin için geldi. Efendim, romantik akşamların vazgeçilmezi. Yani böyle ağızda bir acım traktat. Sonra yanında bir buruk ayran. Efendim, sonra... tüm duyguların közlenmesine sebep olan közlenmiş biber. Ay çok rica ederim, kaldırın şunu lütfen. Yak. Salyangozumu istiyorum, kaldırın bunları lütfen. Kaldırın bunları. Ben nefret ederim kebaptan. Ay ben de. Çık. Efendim fındıkla macun. Birebir fındıkla aynı boyda. Ay bırak onu. Yeme. Ben de yemem. İstemem. Ay Nadir Bey bir şey söylesene. Efendim, otelimizde sizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum Nadir Beyciğim. İzninizle bir selfie çekilelim artık. Bekle beni sosyete, geliyorum. Caner. Efendim. Ne oldu? Bu otelde tuhaf şeyler oluyor. Sen de mi boyunun kitabını okudun? Hayır. Şehnaz Hanım'ın elindekine bak. Vay be Pelin, ne kadar enteresan. Üstündeki yazıya dikkatle bak. Köstebekçi. Hey! Biri bana yardım edebilir mi? Hey! Boyo. Ne yapacağız şimdi? Yazısın galiba. Tamam boyu, şimdi kurtaracağız seni. Kardeşimi kurtarır. Tamam, sakin ol Köstebek. Halledeceğiz. Merak etme. Sağ ol canım. Acıyor. Yavaş. Ay! Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Fazla savaş başlatalım. Çabuk. Fazla savaş! Ne yapıyorsun? Aynı şey.
Tatlı mı, çikolatalı mı? Ne diyorsun sen be? Çikolatalı iyidir. İyidir ya çikolatalı. Oo, ne yaptım ben? Misafirlerimiz, Perili Orman'a hoş geldiniz. Bir kere de yapıyorsun, beni iki kere oynatmayın burada. Şimdi sizlere Perili Orman için yazdığım bir şiirin ufak bir kuplesini okuyacağım. Müsaadenizle. Periliydi ormanım, vay vay vay. Görenler oldular. Nay, nay, nay. Atın yavrusudur. Tay, tay. Haydi diyelim ormana. Bay, bay. Teveccühünüz. Çok teşekkür ediyorum. Ormanda çok dikkatli oluyorsunuz. Kural bir. Yok kafama ağaç çarptı. Yok dal sarktı. Yok kartal gagaladı. Yok ayağım çimende kaydı da üstüm başım leke oldu. Yok çocuğum ağladı. Yok karnım acıktı. İstemiyorum. İstemiyorum. Şikayetle gelmeyeceksiniz. Tamam. Hadi ormanı gezelim. Kapı. Yakışıklı. Hadi bakalım. İşim gücüm var benim. Hızlı olun. Ses istemiyorum. Özellikle de çocuk sesi. Yakışıklı. Ay tutun bakayım. Aferin. Ben şimdi makamıma çıkacağım. Siz de benim çevremde çember oluşturun. Herkes yerleşti mi? Başlıyoruz. Geliyor. Kar yağıyor. Kar bu. Nasıl olur böyle bir şey? Oh mis. Harika. Ve sırada tüyler. Benim enerji var da. Ve işte. İşte bu. Enfes. Ormanımızın sihirli perisi için. Alkış. Perili galiba. Ya da birileri çok güzel bir gösteri yapıyor. Peri. Orman yapmış. Ormanı alkışlayın. Siz şimdi görürsünüz. İşte şimdi tam zaman. Babama bir şey battı. Ama teyzeciğim ne oldu, iyi misin? Ne teyzesi be, ne teyzesi be? Sen git de anne de teze de. Münasebetsiz. Nevye bu. Küçük şeytan. Gel buraya, mahvedeceğim. Hepinizden özür diliyorum. Kendisi otelimizin delisi. Müşteri işte ne yapacaksın? Bizim için müşteri memnuniyeti önceliktir. Hepinizin buradan keyifli ve huzurlu ayrılmasınız. Neden? Seni tekrar gelmiyor. Şeyhlaz Hanım'ın elinde gördüğümüzün aynısı. Ay yaşamayı seviyorum. İçinde bir not yazıyor. Ne yazıyor? Yardım edin. Hadi.
Köfteler de geldi. Teşekkürler. Dayı. Hı. Biliyorum. Yani sihirbazlar sırlarını açıklamazlar. Ama... Sen bütün onları benim yaptığımı mı zannettin? Sen yapmadın mı? Bence bir çeşit hologram gösterisiydi. Ya da değildi. Bunu anlamanın bir yolu var. Ormanı dolaşalım mı? Ben varım. Hadi gel. Hanımefendiciğim, bu çiçeği takdim edebilir miyim efendim? Ah, size layık değil ama. Teşekkürler işsiz eşim. Aa, bunlar da nereden çıktı? Vicdan azabı gibi tepemde. Hanımefendiciğim, siz de zıplayıp durmayın. Bunları biz bütün hazırlıyorsunuz. Ay, sinekleri kovuyorum Nadir Beyciğim. Ne sineği hanımefendiciğim? Her tarafınız ayrı oynuyor. Ay hakikaten gitsenize. Hadi aferin, aferin. Hadi, hadi gidin başka tarafta çalın. Yeter artık. Hadi diyorum size, yürüyün. Öf. Tatlım, tansiyonun başım çıkacak. Başım tuttu vallahi. Aman. Bu da neydi? Tavşan olabilir. Buradan ileri gidemiyor muyuz? Kim demiş? Pelin, gitmeyelim. Burayı hiç kimse temizlememiş mi? Çok kötü kokuyor. Çiçekler solmuş. Acaba bizden bu yüzden mi yardım istediler? Tamam da niye açık açık istemediler? Belki de korktukları bir şey vardır. Oldum olası böyle rezalet görmedim. Ama efendim ay, müzik ruhun gıdasıdır öyle değil mi? Hem Fırfır Bey sizin için özel ayarlamıştı. Ay, sizi de müziğinizde istemiyoruz. Aş, aş. Ay ne terbiyesiz ya. Ne lüzumsuz, bu yaşa gelmiş terbiye öğrenememiş. Ama bu benim suçum değil. Ay. Ne bu be? Çiçek. Sevmem çiçek, çek. Ama çok güzel kokuyorlar bak. Ay. Burnum. Burnuma ne oldu? Arı soktu. Şehnaz Hanım, hiç merak etmeyin. Ben arı sokmasına neyin iyi geldiğini çok iyi biliyorum. Ne geliyormuş? Bu ne be? Çamur! Arı! Çirkin pis! Bayıldı. Boşuna demiyorlar tabii. Kadınlar çiçeklere bayılır diye. Şehnaz Hanım. Ne oldu çocuklar? Ormanın durumu çok kötü. Her yer çöp içinde. Nasıl yani? Ya ileride başka piknik alanları var. Ve çöpler toplanmamış. Orman kendi haline bırakılmış. O zaman biz de kendi çöplerimizi kendimiz toplarız. Ne dersiniz? Hadi. Hı. Bakar mısınız? Lütfen herkes buraya bakabilir mi? Bizi dinler misiniz? Bu güzel perili ormanı perilere güzel bırakalım mı? Hadi hep beraber çöpleri toplayalım. Hadi. Öpsem uyanır mı? Sersem, kaldır beni, dikleştir. Sorabilir miyim? Tabii. Ben uyuyor muyum şu anda? Yoksa bilincim açık mı? Gördüğüm şeyler gerçek mi? Orman ne güzel olmuş. Olamaz. Bir çimdikler misin beni? Ay. Ne yapıyorsun sen? Hadsiz. Senden nefret ediyorum. Her şeyinle. Bana zarar mı yoksa bıktım senden. Çakma Tanrı kakam. Boşalıyor olabilir benden. Oh!
Aa, tutun Şehnaz'ım. Ne oldu? Sakinleş. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl sakinleşebilirim? Ormanı temizlemişler. Yani şimdi orman güzel güzel olduğu yerde duruyor. Öyle mi? Aa, güzel güzel olduğu yerde dursun. Çok iyi. Fakat çiçeklerde bir coşma, ağaçlarda bir canlılık sezdim. Ya bu peri neden bu kadar kötü? Ha? İki tane ağacı koruyacağım diye benim kalbimi neden kırıyor? İki parça odun değer mi? Değmez. Değmez. Fırfırım değmez ama işte bu çok kötü çare. Anlamıyor canım. Cenazım. Canım. Derhal periyi bul. Derhal. Tamam, alayım.